DGS ile hemşirelik kazanmak istiyorsan doğru videodasın. Ama aslında yanlış videodasın. Neden? Arkadaşlar, DGS ile hemşirelik kazanmak birçok kişinin hayali. Hemşirelik dediğimiz meslek birçok kişinin saygı gösterdiği, iyi paralar kazanan, ataması yüksek, akademik öne açık, özel sektörde öne açık, devlet de öne açık. İnsanların bizim işte Ayşe, Fatma, Mehmet de hemşire olmuş deyip gururlanabileceği, anne babaların gururlanabileceği, akrabaların gururlanabileceği, arkadaşların kıskanacağı bir meslek. Değil mi hemşirelik? Peki güzel hocam, peki neden hani kötü dediniz falan? İşte kötü dememin sebebi, bu kadar güzel bir şeyse büyük ihtimalle bunu isteyen sizin gibi, senin gibi, şu an kamera karşısında sen varsın ya, gözlerinin içine baktığım insan sen. Senin gibi büyük ihtimalle binlerce insan da aynı hedef doğrultusunda ilerliyor. Ki kontenjanlar o kadar fazla değil. Yani sınırlı kontenjanımız, sınırlı bir kapasitemiz var. Sadece bazılarınız hemşire olabilecek. Ve hatta açık söyleyeyim, bu videoyu izleyenlerin %90'ı hemşireliği kazanamayacak. Tamam. Kimler kazanacak peki hocam? O %10'luk aralığına girecekler kimler diyorsan da, İşte bu videoyu sonuna kadar izleyip bu videodan tecrübeli bir insanla, senelerdir DGS öğrenci hazırlayıp onları hemşire yapan, yine sayısal başka bölümlerde mühendis yapan, hukukçu, işte avukatlık kazanmasına, yani hukuk kazanmasına yardımcı olan bir uzman, bir insanın konuşmasını sonuna kadar dinleyebilen insanlar, ki kendisi de derece yapmış, ben defalarca 500'e girmiş bir insanım DGS'de, bu insanın tavsiyesini sonuna kadar dinleyen insan zaten kazanır. Ama zaten işte bunu görünce %90 çıkacak zaten. Bu konuşmamdan bile çıkacak. Çıksınlar, boş ver. Kaybedenlere güle güle. Biz şimdi o %10'luk kazananlarla devam edelim. Şimdi diyorsun ki hocam, evet ben üzüldüm. %10 dediniz, moralim bozuldu. Ama ben o %10'un içine girmek istiyorum. Ne yapabilirim? İşte birincisi, unutma ki %10'un içine girmek istiyorsan farklı olman lazım. %10'un içine girmek istiyorsan özel birisi olman lazım. Peki farklı birisi ne yapar? Farklı birisi DGS matematik yazıp önüne çıkan ilk kanaldan videoları izlemez. Farklı birisi DGS matematik yazıp alışveriş sitesindeki ilk kitabı satın almaz. Çünkü unutma, o kitabı kullanan, o kanalı kullananların da büyük çoğunluğu kaybedecek. Çünkü o kanal iyi değil. Çok iyi olsa hemen o kadar kolay önüne çıkmazdı. Hayatta böyle çok kolay, basit şeyler vardır önümüze çıkan. Şimdi hiç aşağılamak için söylemiyorum. Herkes garson olabilir. Herkes basit işlerde çalışabilir. Çünkü kolay değil mi? Hemen girebilirsin. Herkes hemşire olabilir mi? Herkes doktor olabilir mi? Herkes mühendis olabilir mi? Olamaz. Çünkü zor. Çünkü emek istiyor. Bulman lazım, uğraşman lazım, araştırman lazım. İşte doğru kanallar da, doğru YouTube kanalı, kazanmanı sağlayacak güzel YouTube kanalları da böyle arayarak bulabileceğin YouTube kanallarıdır. Doğru kaynaklar da böyledir aslında. İlk kaynağı karşına aldığında, benim koçluk öğrencilerim, hani ben ücretli koçluk yapıyorum, hazırlanmak isteyenlere birebir sınava hazırlıyorum. Onlarda bile yani %90 aldıkları kaynaklar patates. Ki ben bunlara sonradan, hani doğru kaynakları aldırdıktan sonra diyorlar ki, ya hocam boşuna çalışmışım ben aylarca. Ve ağlıyorlar neredeyse yani. Hatta birebir ağlayan da vardı. Keşke 3 ay o kaynaklarla çalışacağıma 2 hafta sizin kaynaklarla çalışsaydım. Çok daha fazla ileriye giderdim. İşte YouTube'dan şu hocayı dinledim, 2 senedir kazanamıyorum. Ondan sonra sayenizde 2 senede öğrenemediğim matematiği 2 ayda öğrendim diyen insanlar var. Şimdi bir de şeyi unutmamak lazım arkadaşlar. Eğer hemşirelik için mezuna kalmış bir insansanız, şimdi geçen sene birini dinlediniz ve kazanamadınız. Bu sene de birini dinleyip kazanamama riskini almasak mı bence? Hani o kişinin tam zıttı şeyler söyleyen, o kişinin tam zıttı şeyler yapan şeyleri mi dinlesek? Çünkü belli ki o kişi kötü. Yani sana faydası yok. Büyük ihtimalle kimseye de faydası yok ama o kişinin umurunda değil. O kişi için önemli olan para kazanmak ve izlenmek. Farkındaysan o kişinin kitabını aldın, o kişinin denemesini aldın, o kişinin her şeyine para verdin, ona para kazandırdın ve o kişi seni sevdiğini söyleyip aslında senin cebindeki paraları cukkaladı. Ve sen kazanamadın. Ve bana diyorsun ki hocam bir sene daha onu izlemek istiyorum. Bu da biraz sence biraz tırnak içinde aptallık olmuyor mu acaba? Anladın mı demek istediğimi? Şimdi uyanmaya başladın. Şimdi biraz böyle sinirleri uyarmaya başladık böyle. Parça parça koparacağım. O yüzden seni şu an yavaş yavaş hazırlamaya çalışıyorum ben de. Şimdi yanlış hoca izliyoruz. Yanlış kaynağı kullanıyoruz. Büyük ihtimalle yanlış yöntemle çalışıyoruz ve hayatı da yanlış yaşıyoruz. İşte bunları değiştirmemiz lazım ki hayallerimizde olan, istediğimiz ve bu sene kazanmak zorunda olduğumuz o hemşirelik bölümünü kazanmalıyız. Çünkü bu sene kazanmamız lazım. Ve biz o %10'luk arasındayız çünkü hala izlemeye devam ediyoruz. Süpersin. Peki. O zaman ilk tavsiyelerimize başlayalım. Birincisi, eğer DGS hemşirelik kazanmak istiyorsan ilk yapman gereken şeylerden bir tanesi
En temelden başlamak. Direkt kitabı ortasından başlayarak matematiğini geliştiremezsin de öğrenemezsin. Tam seviyene uygun bir kaynakla çalışman lazım. Ne çok az ne çok fazla ama genellikle biraz az. Mesela sen orta seviye olabilirsin ama orta alt seviyede çalışmaya başlarsan daha başarılı olursun. Bir diğer hata, sadece DGS kaynaklarını kullanmak çok çok büyük bir hata. Arkadaşlar basit düşünün. DGS pazarı çok küçük bir pazar. Buradaki hocalar daha kalitesiz hocalar. Buradaki kaynaklar daha kalitesiz kaynaklar. Daha kaliteli hocalar, daha kaliteli kaynaklar her zaman YKS adına üretiliyor. Bunu basit düşünerek anlayabilirsiniz. Bunu anlayın ve TYT, YKS kaynaklarına yönelin. Orası matematiği daha güzel öğretiyor. Matematiğin DGS'si, KPSS'si, TYT'si, ALES'i yok. Aynı matematik. Nasıl ki bir matematik öğretmeni bütün konularda matematik anlatabiliyor. Hani KPSS, ALES, TYT, YKS. Hani aynı şekilde matematiği de bütün sınavlara yönelik matematik kitaplarını öğrenebilirsin. Ama burada kalite devreye giriyor. Şimdi en az kaliteli kaynaklar genellikle ALES ve DGS kaynaklarıdır. KPSS ve YKS kaynakları bir tık daha kaliteli olur çünkü pazarı geniş. Daha çok para var. Anlatabiliyor muyum? Çok basit düşünün ya. Hani ve ben bunu söylediğimde ya hocam işte biz DGS öğrenci, siz YKS kaynakları kullanmamalı. Yani bunu sana kim söyledi? Ya ben dediğim gibi derece yapmış bir adamım. Sana diyorum ki kullan ve benim öğrencilerim de derece yaptı. Ben onları da kullandırdım. E şimdi sana DGS kaynağı kullan diyen adam büyük ihtimalle ya DGS kursu satıyor ya DGS kitabı satıyor değil mi? Ya bir araştır da, anladın mı demek istediğimi? Bir araştır yani, hani kimin cebine nereden para giriyor? Bir kafanı kullan. Sen %10'luk akıllı kesimdensin. Haydi kafanı kullan. Dolayısıyla TYT kaynakları her zaman daha kalitelidir ama bu demek değil ki hiç DGS'de kaliteli kaynak yok ya da kaliteli hoca yok. Elbette ki var. Bunları da zaten DGS nasıl çalışır videomda anlatıyorum. Ama her zaman TYT kaynaklarının daha kaliteli olduğunu ve başlangıcın onlarla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü daha zordur ama daha iyi öğretir ve o şekilde çalışan insanın çok daha sağlam bir matematik temeli olur ve çok daha rahat yükselebilir. Birisi bana şunu diyemez ya, TYT kaynakları çalışıp kazanamadım ama DGS kaynakları çalışıp kazandım. Tıraş, böyle bir insan yok. Böyle bir insan olamaz. Ama bana şunu diyen çok fazla oluyor. TYT kaynakları zorlanıyorum. DGS kaynakları daha kolay. İşte daha kolayı yaparak nasıl kazanacaksın ki? Hemşire kazanmak istiyor herkes. Daha zor bir şey yapmak istiyor. Sen nasıl kazanacaksın, anladın mı? Hani neden sen kazanasın? Neden kolay bir şey yaparken sen kazanasın? Zorlanacaksın, acı çekeceksin, zorlanacaksın, zor şey yapacaksın ki sen kazanasın. O da işte TYT kaynaklarıyla oluyor. Bir diğer faktör, sayısalcısın. Binlerce insan var senin gibi sayısalcı ve burada bir net bile çok önemli. Birçok insanın önüne geçip belki de devlet üniversitesine kazanmak, belki de 50 bin lira, 100 bin lira para vermek arasında sadece bazen bir sayısal net oynuyor. Buradan nereye bağlıyoruz? Buradan geometriye bağlıyoruz. Çoğunuz hocam ben geometri yapmak istemiyorum, geometri şöyle, geometri böyle kafasındasınız. Ya güzel kardeşim, geometri çalıştığın zaman aslında matematik algın gelişecek. Matematiğin gelişecek ki ileri seviye matematik ileride göreceksin üniversitede. Gerçi hemşirelik öğrencisin, görmeyeceksin ama hani belki işin düşer. Kalkülüs diye bir ders var ya, hani üniversite matematiği dediğimiz şey. O üniversite matematiği tamamıyla limit türevi integral. O limit türevi integral de aslında geometri. Yani matematik geometriyle bir. Matematik ve geometri ayrı şeyler değil. Çalışmak zorundasın. Çünkü seviyen ilerledikçe o geometri olmak zorunda. Ve ilerleyebilmek için, algılarının gelişmesi için de geometri olmak zorunda. Hani burada 6 ila 8 tane kocaman önemli soru çıkıyor. Bunu ya bunu geç zaten. Bunun bir önemi yok yani. Hani 8 soru çıkıyor meselesinde de değilim artık ki o da var ama hani matematiğini de geliştirecek. Kafanı kullan. Daha iyi problem çözeceksin geometri çalıştığın zaman. Anla bunu lütfen. Kafanı kullan. Zeki ol biraz ya. Lütfen. Ve geometri çalış. Geometriye başlarken de çok temel YKS kaynakları var. Onlarla başlayabilirsin. İşte aktif geometri bunlardan bir tanesi. Hemen adını zikrettik. DGS'niz çalışır videomda belki buraya koymuşumdur. Karta tıklayıp görebilirsin. Koymadıysam da zaten kanalda arayıp bulabilirsin diye düşünüyorum. Hani bu %10'luk kesimdesin sen, bunu yapabilirsin diye düşünüyorum. Evet, geometri mevzusu bu kadardı. Bir diğer hata, hocam ben sayısalcıyım, sözel çözmemem lazım. Sözel öğrencilerime en büyük verdiğim tavsiyelerden bir tanesi matematik çalışın. Senin gibi sayısalcılara da verdiğim en büyük tavsiyelerden biri paragraf çöz. Ciddi sayıda çöz. Çünkü bazen matematikteki öyle bir soru gelecek ki 35 tane soru yapmış olacaksın. Geriye 15 tane soru kalmış olacak ve sen asla o 15 soru yapamayacaksın. Ama yarım saat süren var. Şimdi yarım saat süremizi yapamayacağımız, başarılı olamayacağımız o 15 soruya harcamak mı mantıklı, yoksa yarım saatimizde paragraf çözmek mi mantıklı? Yarım saatte aslında 30-35 aslında paragraf çözebilirsin eğer hızlı bir paragraf yeteneğin varsa. Yoksa da 20-30 çözersin ve bunların doğru olduğunu düşünürsek bu sana 4 ila 6 bazen 8'e kadar matematik neti yapmışsın gibi puan getirecek. Anlatabiliyor muyum? Çok önemli. Yani 15'te 0 yapmaktansa artık 4, 6, 8'den birini yapmış oldun. En kötü 4 yaptın, 4
puan da sana 10-12 puan katar. Bu da seni belki de devlet üniversitesiyle 50-100 bin lira para vermek arasındaki o köprüden kurtarabilir. O yüzden paragraf çalışalım. Çünkü yapamayacağımız sayısalda sorular çıkacak. Kesinlikle çıkacak. Bir gün yetmeyecek, algın yetmeyecek. O gün yapamayacaksın. Ya o gün orada boşa vakit harcamaktan sonra yapamayacağın bir soruda ne yapman lazım? Akıllıca davranıp hemen yapabileceğin kısım olan paragraflara yönelmen lazım. Çünkü çalıştıktan sonra herkes paragraf yapabilir. Ama sıkıntı çalışmamak. Evet, hemşirelik kazanmak isteyenlerin bir diğer yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi de paragrafın haricinde etrafınıza çok odaklanıyorsunuz. Arkadaşlar bakın, üstüne basa basa söylüyorum. Bu videoyu izleyenlerin de, sınava çalışanların da %90'dan fazlası hemşireliği kazanamayacak. On binlerce hemşirelik isteyen insan var. Her bölüm artık ön lisans okuyan neredeyse hemşireliğe geçiş yapabiliyor. Yani bunların da bazıları geçiş yapabiliyor ki devlet üniversitesinin kontenjanı çok çok sınırlı. Çoğu da zaten özel üniversite ya da %50. Çoğumuzun onu karşılayacak bir maddi durumu da yok. Dolayısıyla akıllı olun. Herkesin yaptığını yapmayın. İşte bu arkadaşım şu yöntemle çalışıyor. İşte şu kişi şunu yapmış. İşte bunu yapmış, şunu yapmış. Ama işte sen o kişi değilsin. İşte herkesin yaptığını yapmaman lazım. Bakıyorsun o da onu yapıyor, o da onu yapıyor, o da onu yapıyor. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Ben sınavı kazanmak istiyor olsam, ki istiyorum, istediğim zamanda. Yani baktım 3 kişi aynı şeyi yapıyor. Ben 4. olarak farklı şey yaparım abi. Her zaman 4. olarak şey yaparım. Herkesin yaptığını yapmam. Bilirim ki bir tane kontenjan var, 2 tane kontenjan var. Aramızdan bir kişi ya da 2 kişi kazanacak. 3 aynı şeyi yapıyor. 4. olarak ben de aynı şeyi yaparsam, aynı şeyi en çok yapan ya da aynı şeyde iyi olan kişi kazanacak. Ama kafamı kullanırsam, kısa yolları bulmaya çalışsam, onların önüne geçmek için farklı taktikler denersem, onlardan daha başarılı olurum. Onlar kazanamaz, ben kazanırım. O yüzden farklı olmaya çalışın, özel olmaya çalışın. Benim tavsiyelerim, benim bu kanalda söyleyeceğim her şey çok farklıdır. Büyük oranda kendini geliştirmiş, bu sınavı kazanmış bir insanın söyleyebileceği şeylerdir. Ki ben bunu yaptım. Ama diğer şeyler hayatında hiçbir sınavda başarılı olamamış matematik öğretmenlerinin ya da hayatında hiçbir şey başaramamış, hiçbir şey yapamamış, atanamamış öğretmenlerin tavsiyeleri. Şimdi mesela gene öğretmenleri aşağılamaya geçeyim biraz. Öğretmen aşağılamak da en sevdiğim şeydir. Tabii ki de gerçek öğretmenleri aşağılamıyorum. Burada aşağılama dediğim şey aslında şu. Bazı öğretmenler hiçbir sınavda, bakın buna DGS'de dahil, KPSS'de dahil, YKS'de dahil girse derece yapamaz. Dereceyi bırak, sizin kazanmak istediğiniz o bölümleri asla kazanamaz. Ama işte matematik öğretmeni, işte Türkçe öğretmeni vesaire gibi bir öğretmen olduğu için zannediyor ki benim verdiğim tavsiyeler doğru. Hayır abi, sen belki matematik nasıl daha iyi öğrenilebilirle ilgili, belki Türkçe nasıl daha iyi öğrenilebilirle ilgili tavsiye verebilirsin ama nasıl çalışılır tavsiyesi veremezsin. DGS nasıl kazanır tavsiyesini verebilecek olanlar sadece DGS'yi kazanmış olanlardır. Çünkü o kişiler zaten sınavda başarılı olamaz. Sınavda başarılı olmak farklı bir psikolojidir. Bir diğer tavsiyemiz de deneme. Denemeleri küçümsüyorsunuz ve sona bırakıyorsunuz arkadaşlar. Asla sona bırakmayın. Denemeler ne kadar erken o kadar iyidir diyelim. Bu videoyu da sonlandıralım burada. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım çoğunuzun nefretini kazandığım gibi %10'luk kesiminde sevgisini kazanmışımdır. Eğer o %10'luk kesimden isen lütfen abone ol, videoyu beğen ve emeğimi destekle ve Instagram'dan takip et. Eğer koçluk almak istiyorsan da aşağıda bırakacağım bilgilerden bana ulaşabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.